Değerli arkadaşlar, bu dersimizde maddenin gaz hali ile ilgili çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Bundan önceki derslerimizde basıncın ölçülmesini, açık hava basıncını, Avogadro gaz yasasını görmüştük. Bugün ise gaz yasaları başlığı altında Boyle-Mariotte yasası, Charles yasası, Gay-Lussac yasası, Dalton yasası ve Graham'ın difüzyon yasasını işleyeceğiz. İlk olarak Boyle yasasını inceliyoruz. Tanımı kütlesi değişmeyen bir gazın sabit sıcaklıkta hacmiyle basıncının çarpımı aynıdır idi ki, bir önceki dersimizden hatırlayacağız. Pistonlu bir kapta demiştik. Eğer biz sabit sıcaklıkta pistonu aşağıya doğru itersek, gazın hacmi azalacaktır. Biz bir kuvvet uyguladığımız için pistona, basıncı ise yükselecektir. Fakat sıcaklık ve kabın içerisindeki gaz miktarı, yani mol sayısı değişmediği için bu gazın her koşulda PV çarpımı sabit olacaktır. O halde özetlersek şunu söyleyebiliriz Boyle-Mariotte yasası için. Eğer mol sayısı ve sıcaklık, mutlak sıcaklık sabit ise bir gazın PV çarpımı sabittir. Biz bunu problemlerimizde P1, V1 eşittir P2, V2 şeklinde tanımlıyoruz. Yani bir gazın bir durumdaki basınç hacim çarpımı diğer bir durumdaki basınç hacim çarpımına her zaman eşittir diyoruz. İkinci yasamız Charles yasası. Kütlesi değişmeyen bir gazın sabit basınç altında hacmi sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir diyor. Gazın kütlesinin değişmemesi, dikkat edersek, yine mol sayısının değişmemesi oluyor. O halde sabit basınç altında dediğine göre yine pistonlu bir kapta düşünüyoruz. Ve bu defa mol sayısı pistondan dolayı P sabit ise, ben bu gazı ısıtırsam hacim artacaktır, soğutursam hacim azalacaktır. O halde hacminin sıcaklığına oranı sabittir diyoruz. Yine özetini alırsak, eğer mol sayısı ve basınç, yani P sabit ise V bölü hacim bölü sıcaklık oranı sabittir. Bunu birinci durum eşit, ikinci durum eşit, üçüncü durum, eninci duruma kadar götürebiliriz. Problemlerimizde kullanırken V1 bölü T1, yani birinci durumdaki hacim sıcaklık oranı, ikinci durumdaki hacim sıcaklık oranına eşittir. Veya içler dışlar çarpımı yaparsak V1 çarpı T2 eşittir V2 çarpı T1 şeklinde irdeleyebiliriz. Üçüncü yasamız bu konuyla ilgili Gay-Lussac sabit hacim oranları yasası. Onun da tanımı şöyle: kütlesi değişmeyen, hacmi sabit tutulan bir gazın basıncı sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişir. Yine demin söylediğimiz gibi kütlesinin değişmemesi demek mol sayısının sabit olması demektir. Ben bunun hacmini de sabit tutuyorum. Bu durumda diyoruz gazın basıncının sıcaklığına oranı sabittir. Bu yasaya da Gay-Lussac sabit hacim oranları yasası veya Gay-Lussac yasası adını veriyoruz. Şimdi Boyle-Mariotte yasasında P ile V'nin çarpımının sabit olduğunu söyledik. Charles yasasında V bölü T oranının sabit olduğunu söyledik. Gay-Lussac yasasında ise P bölü T oranının sabit olduğunu söyledik. Genelde biz problemlerimizde, çözümlerimizde bu üç yasayı böyle ayrı ayrı irdelemiyoruz. Veya sınav mantığında artık ezber sorusu sorulmadığı için, yani şöyle bir soru karşınıza çıkması mümkün değil. İşte aşağıdakilerden hangisi Boyle-Mariotte yasasının tanımıdır? Veya aşağıdakilerden hangisi Charles yasasının tanımıdır şeklinde bir soru çıkması mümkün değil. Tamamen yoruma dayalı sorular çıkıyor. O zaman diyorum bunlara böyle üçünü ayrı ayrı inceleyeceğimiz yerde, üçünü matematiksel olarak bir araya getirip tek bir denklemde inceleyebiliriz ki ona da genel gaz denklemi adını veriyoruz.
Genel gaz denklemi 3 yasanın sonucu olduğu için her 3 yasada da dikkat ettiysek mol sayısı sabit tutulmuştu. O halde mol sayısının sabit tutulduğu, yani gaz miktarının değişmediği durumlarda bir gazın basıncıyla hacminin çarpımının sıcaklığına oranı daima sabit olacaktır. Dikkat edersek, örneğin herhangi bir problemde sıcaklık sabit diyorsa, ben şu eşitlikte T'yi kapattığım zaman P çarpı V sabit, yani eşittir P1 çarpı V1 veya P1 V1, P2 V2 oluyor. Eğer hacim sabit deniliyorsa, hacmi kapattığım zaman P'nin T'ye oranının sabit olduğunu görüyorum. Veya basınç sabit deniliyorsa, örneğin kabımız pistonlu ise P'yi kapattığım zaman, basıncı kapattığım zaman V'nin T'ye oranının sabit olduğunu görüyorum. O halde ben şu sabitlikten yararlanarak herhangi bir gazın birinci durumundaki basıncının, birinci durumundaki hacmiyle çarpımının sıcaklığına oranı her zaman ikinci durumdaki basıncının, ikinci durumdaki hacminin hacmiyle çarpımının sıcaklığına oranına eşit olacaktır diyebilirim ki buna da genel gaz denklemi diyoruz. Şimdiye kadarki bütün örneklerimizde ne sabit tutuldu? Mol sayısı sabit tutuldu. İyi de bütün problemlerde mol sayısı sabit diye bir koşul olması mümkün değil. Eğer mol sayısı da değişken olarak bu denkleme girerse, yani gazlardaki basınç, hacim, mol ve sıcaklık dediğimiz dört değişkeni birden tanımlamak istersek, o zaman da ideal gaz denklemi dediğimiz gaz formülü ortaya çıkıyor. Şimdi ideal gaz denklemi üzerinde biraz duralım. Daha doğrusu ideal gaz nedir? Onun üzerinde biraz duralım. Daha sonra da ideal gaz denkleminin incelemesine geçelim. Daha önceki konularımızdan biliyorsunuz, madde konusuna kadar gidersek, maddenin, moleküllerinin en düzensiz hali gaz halidir demiştik. En serbest durumda bulundukları, en serbest şekilde gezdikleri, koştukları molekül düzeni gaz halindeki molekül düzeniydi. Peki şunu sorabilir miyim? Bir gazın molekülü hangi koşullarda en çok hareket eder? Örneğin üzerindeki basıncı azaltırsam mı daha rahat hareket eder? Çoğaltırsam mı daha rahat hareket eder? Azaltırsak daha rahat eder. O halde ideal gaz olabilmesi için bir koşulumuz basıncın, yani P ile gösterdiğimiz niceliğin ne olması? Minimum olması. Peki soğuk havada mı gazlar daha rahat hareket eder? Sıcak havada mı daha rahat eder? Sıcak mı soğuk mu? Örneğin şöyle bir soru sorayım hemen günlük yaşamdan. Benzincide benzinin kokusunu kışın mı daha çok alıyorsunuz? Yazın mı daha çok? Neden? Demek ki yazın buharlaşma daha fazla oluyor. Gaz fazına geçme daha fazla oluyor. O halde ideal gaz davranışına yaklaşımın ikinci kuralı sıcaklığın, yani T ile gösterdiğimiz niceliğin ne olması? Maksimum olması. Üçüncü bir durumda söyleyebiliriz. Bir gazın molekül kütlesi ağırsa mı, büyükse mi daha rahat hareket eder? Yoksa küçükse mi daha rahat hareket eder? Elbette ki büyükse mi daha rahat hareket eder? Molekül kütlesi küçükse daha rahat hareket eder. O halde molekül kütlesinin de minimum olması diyebiliriz. Molekül kütlesi, ki molekül kütlesini biliyorsunuz büyük M altında ağırlık anlamında A simgesiyle nitelendiriyoruz. O halde bunun da minimum olması gerekli. İşte şu üç koşula yaklaşan gazlara biz ideal gazlar diyoruz. Gerçeğine bakarsanız ideal davranış gösteren gaz çok 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 az sayıdadır. Ama biz problemlerimizde tüm gazları idealmiş gibi kabul ediyoruz. Onun için de denklemimizin adı ideal gaz denklemi diyoruz. İdeal gaz denkleminde, ki birçok isimler takıyorsunuz buna siz hatırda kalması için. Örneğin işte
Pervin eşittir Nurten diyorsunuz. Veya param varsa ne rahat diyorsunuz. Akılda kalması için hangi yolu kullanırsanız kullanın. Şimdi burada dikkat edeceğiniz şu var arkadaşlar. Bundan önceki denklemde, yani genel gaz denklemi dediğimiz P1 V1 bölü T1, P2 V2 bölü T2 denkleminde dikkat ederseniz hiç bir birim sınırlaması, kısıtlaması yapmadık. Yani P dediğimiz basıncı atmosfer olarak da alabilirsiniz, santimetre civa olarak da alabilirsiniz, milimetre civa olarak da alabilirsiniz. Sadece şuna dikkat ediyoruz. Tabii ki denklemin bir tarafında elma, bir tarafında armut olmaz. Bu taraf santimetre civaysa bu tarafta ne olmak zorunda? Santimetre civa olmak zorunda. Veya işte V ile simgelediğimiz birimi litre veya santimetre küp veya milimetre küp olacak diye bir sınır koymadık. Ama tüm gaz problemlerinde olduğu gibi ki bunu en başta söylemiştik. Sıcaklık kesinlikle ve kesinlikle Kelvin derece olacak. Bunun nedenini de daha önce açıklamıştık. Çünkü demiştik gazların her maddenin gaz olabileceği, gaz halinde bulunamayabileceği bir sıcaklık vardır ki o sıcaklık -273 santigrat derece olarak kabul ediliyordu. Biz ona mutlak sıcaklık veya mutlak sıfır noktası diyorduk. Dolayısıyla bütün gaz problemlerinde Kelvin ölçeğini, yani Kelvin ölçeği de biliyorsunuz ki santigrat derece artı 273 ölçeğini kullanıyorduk. Ama ideal gaz denklemine geldiğimiz zaman şu söylediklerimiz hükmünü yitiriyor. İdeal gaz denkleminde tüm birimlerde kısıtlama var. P basıncı gösteriyordu. Birim mutlaka atmosfer olacak. Siz bir atmosferin 76 santimetre civaya veya milimetre olarak söylersem 760 milimetre civaya eşit olduğunu biliyorsunuz. O halde eğer bu formülü kullanmak istiyorsan problemlerimde ve bana basınç birimi santimetre civa olarak verilmişse 76'ya böleceğim. Ama milimetre civa olarak verilmişse 760'a böleceğim. Neye çevirmiş olacağım onu? Atmosfere çevirmiş olacağım. V ile simgelediğimiz hacim birimi kesinlikle ve kesinlikle litre olmak zorunda. Biliyorsunuz litrenin desimal sistemdeki karşılığı bir desimetre küpe eşittir. Bir desimetre küp santimetre küp olarak verilirse biner biner büyük küçüldükleri için 1000 santimetre küpe eşittir. Veya bunun eşiti 1000 mililitredir. Litrenin binde birine 1 mililitre diyoruz. O halde 1 litre 1000 mililitredir. Küçük ne ile simgelediğimiz niceliği tanıyorsunuz? Mol sayısıydı. Mol sayısı kesinlikle ve kesinlikle mol olacak. Yani molekül olarak verilirse, Avogadro sayısıyla ilgili 6.02/10^23 ile ilgili olarak verilirse, onu da mutlaka neye çevireceğiz? Mole çevireceğiz. Burada ilk defa karşılaştığımız bir harf görüyorsunuz. R harfi, Rydberg sabiti veya universal gaz sabiti olarak adlandırılıyor. Bu, bütün gazlar için değişmeyen, sabit olan bir katsayı. Onun değeri, hemen burada da bulabiliriz. Şöyle düşünüyoruz. Eğer ben 1 mol gaz için normal koşullarda, normal koşullar deyince ne anlıyorduk? 0 santigrat derece, 1 atmosfer basınç. Normal koşullarda değerlerini yerine koyarsam, R sabitinin değerini bulabilirim. Hemen şurada alıyorum. Normal koşullarda basınç 1 atmosfer çarpı. Normal koşullarda 1 mol gazın hacmi, Avogadro yasasında söylemiştik, tüm gazların normal koşullarda 1 molü kaç litreydi? 22,4 litreydi. O halde 22,4 ile çarpıyorum. Eşit diyorum. 1 mol gaz olduğunu söyledik. R sabitini arıyoruz. Sıcaklık yerine 0 santigrat derece ama buraya ne olarak yazacaktık? Biraz önce söyledik. Kelvin olarak yazacaktık. Kelvin'e çevirirsem ne olur? 273 Kelvin olur. Burada R'yi yalnız bırakırsak
R eşittir 22,4 bölü 273 birimlerini çarparak bölerek bulabilirsiniz. O halde Rydberg sabiti veya universal gaz sabiti dediğimiz değer 22,4 bölü 273'e eşittir. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer size verilen problemdeki rakamlar 273 veya onun tam katları ise, örneğin 546 gibi veya 3 tane 273 gibi, Rydberg sabitinin bu değerini kullanırım. Ama verilen rakamlar 273 ile orantılı değilse, örneğin 27 santigrat derece, işte 300 Kelvin yapıyor. 300 ile 273 orantılı değil. O zaman şu bölümden çıkan sonuç çok yaklaşık olarak 0,082'dir. Yani 1000'de 82'dir. Eğer bana verilen rakam 273 ile orantılı değilse, o zaman Rydberg sabitinin şu değerini kullanırım. Böylece çok daha pratik olarak soruyu çözmüş olurum. Bundan sonraki yasamız arkadaşlar, Dalton kısmi basınçlar yasası olması gerekli. Dalton şunu görmüş. Diyor ki, V hacminde bir kapta X gazı olsun. Kaptaki X gazı bu kaba bir basınç uygulayacaktır. Biz onun uyguladığı basınca Px diyelim. Yine aynı hacimde bir kabı Y gazı ile dolduralım. Hacmi yine V, dikkat ediyorsunuz. Bu defa da Y'nin uyguladığı basınca Py diyelim. Şimdi diyorum ki ben bu gazları aynı hacimdeki bir kaba doldursam, yani hem X gazını hem Y gazını aynı hacimdeki ve tabii aynı sıcaklıktaki bu kaba aktarsam. Bir defa aynı kaba X gazı PX basıncını yapıyordu. Y gazı PY basıncını yapıyordu. O zaman ben size dersem ki bu kaptaki toplam basınç nedir? X'in yaptığı basınç da Y'nin yaptığı basıncın toplamıdır. O halde buradaki toplam basınç Px artı Py oluyor. İşte Dalton bunu görmüş. Diyor ki bir gaz karışımının basıncı karışımı oluşturan gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir. Peki diyorlar kısmi basınç ne? Onun da tanımını yapıyor. Karışımdaki gazlardan birisinin aynı kabı aynı koşullarda doldurduğunda yaptığı basınçtır diyor. Yani bizim örneğimizde şuradaki Px, X'in kısmi basıncı oluyor. Çünkü karışımdaki X gazı aynı kabı tek başına doldurduğunda bu basıncı yapıyor. Py ise Y'nin kısmi basıncı oluyor. İkisi karışım halinde ise toplam basınç, kısmi basınçların toplamı oluyor. Dalton'un ifade ettiği gibi. Arkadaşlar gazlar konusunda inceleyeceğimiz son yasa Graham'ın difüzyon yasası. Graham diyor ki aynı koşullardaki gazların yayılma hızları yani difüzyon hızları molekül ağırlıklarının karekökü ile ters orantılıdır. O halde oradaki difüzyon sözcüğünün gazların bir ortamda yayılması anlamına geldiğini yasanın tanımından çıkarmış oluyoruz. Biz bunu matematiksel olarak incelersek, gaz hızına V dersek, V hacimle karışmaması için şu şekilde yazıyorum. Hızı gösteriyor bu bağıntımızda. O halde herhangi bir gazın, V1 diyelim veya Vx gazı diyelim, hızının, Y gazının hızına oranı, molekül ağırlığının karekökuyla ters orantılı olacak. Ters orantı demek, Y'nin molekül ağırlığı üstte, X'in molekül ağırlığı altta olacak demek. O halde yazıyorum. Molekül ağırlığı Y bölü molekül ağırlığı X. Bir de bunun neyiyle orantılıymış? Kare köküyle ters orantılıymış. Bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Siz biliyorsunuz ki daha önceki konulardan molekül ağırlığıyla o gazın yoğunluğu orantılıdır. Yani bir gazın molekül ağırlığı artıyorsa aynı koşullardaki yoğunluğu da artacaktır. O halde ben burada doğrudan doğruya molekül ağırlıkları yerine yoğunluklarını da yazabilirim. Yani eşitliği devam ettiriyorum. Y gazının molekül ağırlığı, X gazının molekül ağırlığının
O zaman toparlarsam, Graham difüzyon yasasına göre aynı koşullardaki gazların yayılma hızları, molekül ağırlıklarının veya verilmişte yoğunluklarının kareköküyle ters orantılıdır diyoruz. Anlamı şu, bir örnekle hemen açıklayalım. Daha sonra bu konuyla ilgili çıkmış sınav sorularına geçeceğiz. Örneğin aynı koşullarda olan bildiğimiz doğal gaz, metan, CH4 ile gösteriyorduk. Ve helyum gazlarının yayılma hızlarını karşılaştıralım. Yani helyum ne kadar yol alıyor? Onun o kadar yolu alması sürecinde metan gazı ne kadar yol alıyor? Şöyle düşünürsem, helyum gazı hızının metan gazı hızına oranı şeklinde düzenlersem, tabii metan gazının molekül ağırlığının 16, helyumun atom ağırlığının size verilecek 4 olduğu, karşıda ters orantı olarak yazacağımız için yukarıya 16, helyumun karşısına 4 rakamlarını yazıyorum ve karekökü alıyorum. Bu işlemin sonucu nedir? Helyum gazının hızının metan gazının hızına oranı 16 bölü 4'tür. 4 kökten dışarıya 2 olarak çıkacak. O halde 2 bölü 1 diyelim ve şöyle yorumlayalım. Demek ki aynı koşullarda metan gazı bir birim yol alırken helyum gazı 2 birim yol alacak. Yani işte elimdeki kırmızı kalem helyum gazı, siyah kalemde metan gazı olsun. İkisini aynı koşulda aynı anda bıraktım. Birisi hangisi? Helyum size ulaştığı anda metan daha yolun yarısında olacak demektir. Yayılma hızları 2'ye 1 olduğu için. Değerli arkadaşlar, gazlar yasası, gazlarla ilgili tüm yasalarımızı görmüş olduk. Şimdi tüm bu yasalarla ilgili çıkmış sınav sorularını inceleyelim. Evet, ilk sorumuz en son çıkan sorulardan 2001 yılı sorusu. Şekilde görüldüğü gibi bir kap gözenekli bir çeper ile 1 ve 2 bölmelerine ayrılarak şekilde izliyorsunuz. Manometreye bağlanıyor diyor. Manometrenin kollarındaki cıva seviyeleri aynı olacak şekilde birinci kaba X2, ikinci kaba, kabın ikinci bölmesine ise Y2 gazı dolduruluyor. Devamını görelim. Aynı sıcaklıkta çok kısa bir süre sonra manometrenin A kolundaki cıva seviyesinin yükseldiği gözleniyor. Biraz önce cıva seviyeleri eşitti. Bir süre sonra dikkat ederseniz A kolunda cıva seviyesi yükselmiş. Devamını görelim sorunun. Bu gözleme göre diyor, yargılarından hangileri doğrudur? X2 molekülleri Y2 moleküllerinden hızlıdır. Bir önceki şekle dönersek, A kolunda cıva düzeyi yükseldiğine göre arkadaşlar, cıva düzeyi neden yükselir? Demek ki o tarafa doğru bir basınç itmesi var. Yani ikinci bölmedeki basınç, birinci bölmedeki basınca göre artmış. Dolayısıyla cıvayı A kolunda yükseltmiş. Yani birinci kaba doğru itmiş. O halde o aradaki gözenekli kaptan, burası birinci kabımız, burası ikinci kabımız. Sadece bunu alıyorum. Burada Y2 var, burada X2 var. Aradaki gözenekli çeperden X2 gazı molekülleri ikinci bölmeye geçmişler. İkinci bölmeye geçtikleri için ikinci bölmedeki P artmış. Buradan o tarafa gaz geçişi olduğu için bu bölmedeki P azalmış. Dolayısıyla cıva düzeyi A kolunda artmış. Şimdi yargılara dönelim tekrar. X2 molekülleri Y2 moleküllerinden hızlıdır. Bu tarafa doğru gaz geçişi daha fazla olduğuna göre ve basınç bir yönünde arttığına göre o halde X2 molekülleri daha hızlıdır. Birinci yargımız doğru. Şuraya not edelim. İkinci yargımıza bakıyoruz. Y2'nin mol kütlesi X2'ninkinden büyüktür. X2 molekülü Y2 molekülüne göre daha hızlı olduğuna göre, hızı fazla olanın molekül ağırlığı küçüktür. Çok güzel. O zaman Y2'nin molekül kütlesi X2'ninkinden
büyüktür. O da doğru bir yargı oluyor. İkinci yargımız da doğru. Üçüncü yargımıza bakıyoruz. Gözlem sırasında ikinci kabın toplam basıncı artmıştır. Zaten bu tarafa doğru bir cıva yükselmesi varsa ikinci kabın basıncı artmıştır. O da doğru oluyor. O halde aranan seçenek her üçü 1, 2 ve 3 E seçeneği oluyor. Hemen bir başka soruya geçiyoruz. Oda sıcaklığında hava üflenerek şişirilen elastik bir balonun, elastik sözcüğünü hatırlayalım. Elastik ideal esneklikte şöyle örnek vermiştik. İşte sınıfımızda öyle bir balon olsa üfleyerek şişirdiğim zaman sınıfın hacmini tamamen alabilecek esneklikte bir balon düşüneceksiniz. O kadar esnek, yani patlama olayı yok. Oda sıcaklığında hava üflenerek şişirilen elastik bir balonun ağzı sıkıca kapatılarak bulunduğu ortamın sıcaklığı bir miktar artırılıyor. Hemen şurada canlandıralım. Bir balonu oda sıcaklığında örneğin T santigrat derecede ısıttık, ağzını sıkıca kapattık ve ısıttık. Kapattıktan sonra ısıttık. Soruya bakıyoruz. Balonu dolduran havanın basınç P ve kinetik enerji. Onu da K ve E harfleriyle göstermiş. K ve E değerlerinin son durumu ilk durumuyla karşılaştırıldığında aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi beklenir diyor. Şimdi balon elastik olduğuna göre varsayalım ki ben ısıttığım zaman hacmi arttı ve şu şekli aldı. T santigrat derece ısıttığım zaman bu şekli aldı. Bir önceki dersimizde şunu söylemiştik. Elastik balon mantığıyla pistonlu kap mantığı aynıdır. Yani ben elastik balon eşittir pistonlu kap diyebilirim demiştim. Neden? Çünkü şu soruyu sormuştuk. Piston burada neden duruyor? Burada durmasının nedeni aşağıdan yukarı doğru iten kuvvetin yukarıdan aşağıya doğru iten kuvvete eşit olması. Yukarıdan aşağıya iten kuvvet dış basınç P0 diyelim. İçeriden yukarı doğru iten kuvvet iç basınç, ona da P gaz diyelim. O halde pistonlu bir kapta piston dengede deniliyorsa P gaz eşit P0'dır. Aynı olayı buraya da uygulayabilirim. Balonun çeperi örneğin şu noktada neden duruyor, sabit duruyor? Çünkü dışarıdan uygulanan basınç içeriden uygulanan basınca eşit. O halde ben balonu ısıttığımda tamam hacmi biraz artacaktır ama dış basınç değişmeyeceği için yine aynı kaldığı için basıncında bir değişiklik olmayacaktır. Sadece hacim artacaktır. Demek ki basınç değişmez. P değişmez olacak. Peki kinetik enerjisini diyor. Kinetik enerji doğrudan doğruya sıcaklıkla orantılıydı. Yani bir gazın sıcaklığı artırılıyorsa kinetik enerjisi de orantılı olarak artar diyebilirsiniz. Her koşulda bunu söyleyebilirsiniz. O zaman basıncı değişmeyecek. Kinetik enerjisi ise artacak. Aradığımız seçenek A seçeneği oluyor. Basınç değişmez, kinetik enerji ise artar. Hemen bir başka soruya geçiyoruz. Şimdi bu soruyu çok dikkatli inceliyorsunuz arkadaşlar. Bir ayrıntıyı kaçırırsak çok basit olmasına karşın soruda hata yapabiliriz. Açık hava ve piston iki kap dengelenmiş. Piston açık hava basıncıyla dengelenmiş. Şunu soruyor. Şekildeki gibi yanlarında delik olan X ve Y kaplarına birer pistonla MX ve MY kütleli gazlar kapatılmıştır. Ağırlıkları ve sürtünmeleri önemsiz pistonlar gaz sızdırmadığına göre gaz alışverişi yok. X kabı soğutulur, Y kabı ısıtılırken MX ve MY kütleleri için ne söylenebilir? Şimdi X kabını inceliyoruz. Piston tam deliğin hizasında ve dengede olduğuna göre demek ki dışarıya gaz çıkışı olmuyor. Y kabı içinde aynı şey söz konusu. X kabını soğutursam, içerisindeki gaz soğuyacak, kabın içerisindeki gaz soğuyacak. Dolayısıyla hacmi azalacağı için piston aşağıya doğru hareket edecek. Y gazını ısıtırsam, yukarıya doğru hareket edecek. Aşağıya doğru hareket ettiğinde delikten, yandaki delikten gaz çıkışı olmayacak. Ama yukarıya doğru hareket ettiği zaman, Y gazının bir kısmı hemen delik açılacağı için dışarıya çıkacak. Bu açıklamadan sonra seçeneklere bakıyoruz. X gazının
kütlesinin değişmemesi, Y gazı ise kaçtığına göre azalması gerekli. Hangi seçenekte var? C seçeneğinde var. X gazının kütlesi değişmez, Y gazının kütlesi azalır. O halde doğru seçenek C oluyor. Bir başka soru aldık. Pistonlu bir silindirde bir miktar gaz bulunmaktadır. Sabit basınç altında, pistonlu kaplarda basınç sabit oluyordu, onu biliyoruz. Sabit basınç altında diyor, P yazdım. Bu gazın sıcaklığı artırıldığında, ısıtıyormuşum. Niceliklerinden hangileri değişir? Isıtırsam, hemen çabuk çabuk söyleyelim. Isıtırsam, gaz ısınacak, pistonu yukarıya doğru itecek. O halde hacim ne olacak? Artacak. Molekül sayısı. Isıtıyorum diye molekül sayısı değişir mi? Hayır. Bir değişiklik olmayacak. Kinetik enerji. Biraz önceki soruda söyledik. Kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıcaklık artıyorsa kinetik enerji de artacak. O halde hangileri değişiyor? 1 ve 3 değişiyor. Aradığımız seçenek B seçeneği işaretlenmiş. Bir başka soruya geçiyoruz. Yine bir difüzyon yasası ile ilgili soru. Şekli dikkatli inceliyoruz. Sıcaklığı sabit tutulan bir ortamda bulunan şekildeki cam borunun M ucuna derişik hidroklorik asit çözeltisi, N ucuna ise derişik amonyak çözeltisi emdirilmiş birer parça pamuk konulmuştur. Şekilde de görüyoruz. Orada da neler olduğu yazıyor. Devamına bakalım. Bu sistemde çözeltilerdeki hidroklorik asit ve amonyak gazları ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çok basit olarak şöyle tahtayı alayım ben o şekli. Şurada pamuklarım var. M ucunda hidroklorik asit, N ucunda ise amonyak çözeltisi var. Bu sistemde çözeltilerdeki hidroklorik asit ve amonyak gazları ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Amonyağın molekül ağırlığını 17, hidroklorik asitinkini ise 36,5 olarak vermiş. Bakalım yargılar nelermiş. Tepkime vererek amonyum klorürü oluştururlar diyor. Eğer denklem yazmaktan çekiniyorsanız sorunun tamamını bırakmadan diğer seçenekleri okuyabilirsiniz. Ama biliyorsanız denklem yazmayı, amonyak artı hidroklorik asit karşıda ne oluşturacaklarını söylüyor? Amonyum klorür oluşturacaklarını söylüyor. Şöyle bir kontrol edersem, yani tepkime vererek dediğine göre hiçbir şey bilmesek de şunu biliyoruz. Amonyakla hidroklorik asidi yan yana yazacağız. Karşıda oluşacak maddeyi de vermiş. Amonyum klorür demiş. Size yapılacak iş olarak ne kaldı? Lavoisier yasasına uygun mu değil mi? Bakıyorum burada 3 hidrojen, 4 hidrojen, 4 hidrojen. Tamam. Burada 1 azot, 1 azot. Tamam. Klor 1 tane, 1 tane tamam. O halde A seçeneği için doğrudur diyebilirim. Veya eğer bu işlemi yapmak istemiyorsak oraya bir soru işareti koyup bir sonraki seçeneğe geçebiliriz. Verdikleri tepkime başlangıçta borunun N ucuna daha yakın bölgesindedir. Yani diyor ki hidroklorik asit molekülleri ile amonyak molekülleri ilk olarak şuralarda bir yerde karşılaşırlar diyor. Size mantıklı geliyor mu? Molekül ağırlıklarına dikkat ediyorum. Bu 17, bu 36,5. Kim hızlı koşacak? Amonyak daha hızlı koşacak. Amonyak daha hızlı koşacaksa o zaman ilk karşılaşma noktasının M'ye yakın olması lazım. Yani şu bölgelerde olması gerekli. O halde B seçeneği yanlıştır. Diğerlerine de bakalım yine de. Derişimlerin değişmesi tepkimenin ilk oluştuğu yeri değiştirmez. Dikkat ederseniz gazların hızını söylerken mol sayılarıyla ilgili bir şey söylemedik. Veya şöyle düşünebilirsiniz. İşte Ankara'dan İstanbul'a bir otobüs 8 saatte geliyorsa iki otobüs olduğu zaman 4 saatte mi gelir? Hayır, yine 8 saatte gelir. O zaman gazların mol sayılarının artması onların hızlarına etki etmez. Bir helyum molekülü saniyede 2 metre yol alıyorsa öbür helyum molekülü de yine 2 metre yol alacaktır. Dolayısıyla C seçeneği doğrudur. Hidroklorik moleküllerin ortalama hızı daha küçüktür. Çünkü molekül ağırlığı daha büyük. Ortalama kinetik enerjiler eşittir. Soru kökünde dikkat ederseniz aynı sıcaklıkta diyordu. Sıcaklık aynıysa kinetik enerjiler de aynıdır. O halde yanlış olan seçenek B seçeneğidir.
aranan seçenek de odur. Hemen bir başka soru alıyoruz. Sabit sıcaklıkta ideal bir gazın basınç hacim çarpımının sabit sıcaklıkta nasıl anlatacağız? T sabit diyeceğiz. İdeal bir gazın basınç hacim çarpımının, PV çarpımının mol sayısına yani N'ye göre değişimini gösteren grafik hangisidir diyor. Şimdi ideal gaz denklemine hemen bakarsam PV, N, R, T ile sabit sıcaklık dediğine göre T sabittir, değişmez. R zaten sabit bir sayıydı. Onu da kaldırırsam. O zaman mol sayısı ile PV nasıl orantılı? Doğru orantılı. Mol sayısı arttıkça PV de artacak. Veya PV azaldıkça mol sayısı da azalacak. Bakıyorum bunu doğrulayan grafik hangi grafiktir? A seçeneğinde bir sabitlik var, olamaz. C seçeneğinde bir azalma var, artması gerekli, olamaz. D seçeneğinde ters orantı var, biz doğru orantı arıyoruz. E seçeneğinde doğru orantı var ama düzenli bir doğru orantı yok. O halde aranan seçeneği ne olması gerekli? B olması gerekli. Doğru seçenek B'dir. Diğer bir soruya bakıyoruz. Bir miktar gaz hacmi sabit tutularak ısıtıldığında. Şimdiye kadarki örneklerimizde hep pistonlu kaplarla uğraştık. Yani hacmin değişken olduğu kaplarla uğraştık. Şimdi hacmi sabit diyor. O zaman şöyle bir kapta düşünüyorum. Değerlerinden hangilerinde değişme olur? Burada örneğin bir miktar X gazı var. Ben bunu ne yapıyorum? Isıtıyorum ve V'yi de sabit tutuyorum. Kabın genleşmesini hesaba katmıyorum. Isıttığım zaman basıncı artar mı? Kapalı bir kaptaki gazı ısıttığım zaman moleküllerin hareketi artıyordu. Hareket arttığı için de basınç artıyordu. O halde basınç değişecek. Yoğunluğu değişir mi? Hemen düşünüyorsunuz, yoğunluk kütle bölü hacimdir. Ben bunu ısıttığım zaman kütlesi değişmez. Hacmi de değişmiyor, belirli bir kap. O halde yoğunlukta bir değişme olmayacaktır. Moleküllerin ortalama hızı hızlanacaklar çünkü ısınıyorlar, değişecektir. O halde 1 ve 3 değişecek, aranan seçenek D seçeneği oluyor. 1 ve 3. Diğer bir soru. Bir grafik verilmiş, grafiği inceliyoruz. Hacim, sıcaklık diyor. 3 tane eğrimiz var. Sıfır noktasının arkasında yani eksi bölgesinde bir A noktası var. Ve oradan geçecek şekilde 1, 2, 3 eğrileri gösteriliyor. Yukarıdaki grafik 1 mol ideal gazın hacim sıcaklık değişimini göstermektedir. Bu grafik ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Grafikteki farklı doğrular farklı basınçlardaki deney sonuçlarını gösterir diyor. Şimdi aynı grafikle ilgili şurada bir A noktası vardı, şurası sıfır noktamızdı, sıcaklık ve basınç idi. 3 tane de eğrimiz vardı. Şimdi aynı madde ile ilgili 3 farklı eğri edildiğine göre grafikteki farklı doğrular farklı basınçlardaki deney sonuçlarını gösterir. Doğrudur. Sıcaklık birimi Kelvin, parantez içerisinde derece Kelvin'dir diyor. Sıcaklık birimi Kelvin olsaydı, Kelvin'e çevirdiğim zaman gazların hacmi mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır diyorduk. Ne bileyim gazların basıncı mutlak sıcaklığıyla doğru orantılıdır diyorduk. Yani eğer ben Kelvin ölçeğinde basınç sıcaklığı Kelvin olarak çizersem tam bir doğru orantı söz konusu olduğundan eğrilerin sıfırdan geçecek şekilde yönlenmesi gerekirdi. Eğrilerin sıfırın eksi bölgesinde bu tarafında bir bölgeden geçecek şekilde yönlenmesi şu noktanın bir başlangıç noktası olduğunu, sıcaklığın ise santigrat derece, Celsius derece olduğunu gösteriyor. O halde B seçeneği sıcaklık birimi Kelvin yanlıştır. Diğer seçenekleri yine de inceleyelim.
A noktası mutlak sıfırı, yani sıfır derece Kelvin'i gösterir. Biraz önce Kelvin'i açıklarken söylemiştik. Mutlak sıfır veya diğer deyimiyle eksi 273 santigrat dereceydi ki gazların orantısı o noktadan başladığına göre A noktası mutlak sıfırı gösterir. Doğrudur. İkinci deneydeki basınç birincidekinden küçüktür diyor. İkinci deneydeki basıncın birden küçük olduğunu grafikten görüyorum. Ortada olduğuna göre öyle. Basınç sabit tutulup mol sayısı değiştirilirse aynı tip grafik elde edilir diyor. Basınçla mol sayısının orantıları aynı olduğuna göre E seçeneği de doğrudur. O halde aranan seçenek yanlış olan B seçeneği, sıcaklık birimi Kelvin değil santigrat derece olmalıdır. Bir başka soruyu görüyoruz. Dikkat edersek arkadaşlar aynı grafik gibi, yani çok benzer bir soru. O halde Kelvin ve sıcaklık grafiklerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü benzer sorular çok çıkıyor. Grafikteki M ve N doğruları bir miktar ideal gazın farklı basınçlarda hacim sıcaklık değişimini göstermektedir diyor. Hemen bakıyoruz, hacim sıcaklık santigrat derece olarak verilmiş bu defa. Yine bir A noktası var sıfırın sol tarafında, yani eksi bölgede ve sıfır işaretlenmiş. Sorunun devamını görüyoruz. Bu grafikle ilgili hangileri doğrudur diyor. Biraz önceki soruda gördük, A noktası eksi 273 santigrat derece, yani mutlak sıfır noktasıdır. Doğru. A noktası eksi 273 santigrat dereceyi gösterir. Doğru. M doğrusu daha küçük basınçta elde edilmiştir diyor. Bir grafiğe dönelim, M doğrusunu görelim. M doğrusu daha küçük basınçta elde edilmiş olamaz. Çünkü M doğrusunun hacmi daha küçük. Hacmin küçük olması için basıncın yüksek olması gerekli. O halde üçüncü yargımız yanlış. Bize doğruları sorduğuna göre aranan seçenek 1 ve 2'dir. Yani C seçeneğidir. Diğer bir soruya bakıyoruz. Bir gerçek gaza işlemlerinden hangileri uygulanırsa gazın davranışı ideal gaz davranışına yaklaşır. Mol sayısını artırma. Mol sayısının artmasının ideal gaz davranışına yaklaşmayla bir ilgisi yoktu. Biraz önce örnek vermiştik. Sıcaklığını yükseltme. Sıcaklık yükseldikçe gaz molekülleri daha rahat hareket edecek, daha hızlı hareket edecekti. Olabilir. Basıncını düşürme. Üzerindeki basınç düşerse gaz molekülü daha serbest olacaktır. O halde ikinci ve üçüncü yargılar olmalıdır. Aranan seçenek E seçeneği oluyor. Bravo. Peki diğer bir soruya geçiyoruz. 16 gram X gazının 273 derece Kelvin'de 16 gram X gazımız var. Sıcaklık olarak 273 derece Kelvin verilmiş. Basınç hacim çarpımı, PV çarpımı 5,60 litre atmosferdir diyor. Bu X gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde bir soru. Hemen ideal gaz denklemini hatırlıyoruz. Mol sayısı çarpı Rydberg sabiti çarpı mutlak sıcaklık olarak T idi. PV değeri zaten bana verilmiş. Kaçmış? 5,6. Mol sayısı arıyorum. Sabit yerine acaba iki değeri vardı biliyorsunuz. 22,4 bölü 273 veya bunun yaklaşık eşiti 0,082 idi. Hangisini almam mantıklı olur diye düşünüyorum. Hemen sıcaklığı kontrol ediyorum. 273. Sadeleştirme yapabilir miyim? O halde 22,4 bölü 273 değerini alıyorum. Burada dikkat edeceğiz. Şu çok önemli bizim için. Niye önemli? Santigrat derece olsaydı Kelvin'e çevirecektik. Yani bir 273 daha ekleyecektik. Ama Kelvin verildiği için doğrudan doğruya ne yazacağım? Verilen değer yazacağım. 273. Şu 273'ler birbirini götürürler. 5,6 ile 22,4 arasında bir sadeleştirme görebiliyor muyuz? 4 katı, çok güzel. 4 n eşittir 1 oldu. O zaman buradan mol sayısı ne oldu? 1 bölü 4, yani 0,25. 0,25 molü kaç grammış? 16 gram. 0,25 mol 16 gram olursa acaba 1 mol kaç gram olur diye düşünüyorum.
kaç katı? 4 katı. 4 katını alıyorum. 64. Hemen gazları kontrol ediyorum. Kükürt için 32, oksijen için 16, hidrojen için 1 değerleri verilmiş. Molekül ağırlığı hesaplamasını yaparsak B seçeneğindeki kükürt dioksit, hemen şuraya alıyorum. Kükürt dioksit. Oksijen 2 tane var, 32. 1 tane kükürt 32. Toplamları 64 oluyor. O halde CO2 gazını arıyoruz. O da hangi seçenekte? B seçeneğinde oluyor. Bir başka soru alalım. Hacmi ve sıcaklığı T olan bir kapta 1 mol helyum gazı vardır. Bu kaba aynı sıcaklıkta 0,5 mol oksijen gazı gönderildiğinde ortaya çıkacak durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye bir soru soruluyor. Hemen yine şurada basitçe canlandırıyorum. Hacmi V, sıcaklığı T olan bir kapta 1 mol helyum gazı varmış. Ben bu kaba dışarıdan 0,5 mol daha oksijen gazı gönderiyorum. Oksijen gazı gönderiyorum. Buna göre diyor hangi ifade yanlıştır? Görelim ifadeleri. Oksijenin kısmi basıncı helyumunkine eşit olur diyor. Kısmi basınçlarının eşit olması için aynı hacimde bulunacaklara göre gazların mol sayılarının eşit olması lazım. 1 mol helyum gazı vardı. Ben 0,5 mol oksijen gönderdim. O halde bunların bu kaptaki kısmi basınçlarının eşit olması mümkün değil. Neden? 1 mol göndermiş olsaydım her ikisi de 1 mol olacağından kısmi basınçları eşit olacaktı. Diğer seçenekleri gözden geçirelim. Yanlış olan seçeneğin A olduğunu bulduk. Helyumun kısmi basıncı değişmez. Elbette ki değişmez. Çünkü helyum gazında bir değişiklik yapmıyoruz. Kaptaki toplam gaz miktarı 1,5 mol olur. 1 mol, 0,5 mol, 1,5 mol o da doğru. Toplam basınç artar. Elbette ki kabın içerisine fazladan gaz gönderdiğim için basıncı artacaktır. Helyum gazının ortalama kinetik enerjisi değişmez. Kinetik enerji ne ile ilgiliydi? Sıcaklıkla, aynı sıcaklık dediğine göre kinetik enerjide bir değişme olmaz. O halde aranan seçenek A'dır. Oksijenin kısmi basıncı helyumunkine eşit olur. Bir başka soruya geçtik. Kapalı bir muslukla birbirine bağlı aynı sıcaklıktaki iki cam balondan. Tahtada canlandıralım. Kapalı bir musluk. Birbirine bağlı aynı sıcaklıkta T, iki cam balondan. Birisinde 4 atmosfer basınçta 3 mol helyum gazı. Burada 4 atmosfer basınçta 3 mol helyum gazı. Diğerinde ise 12 atmosfer basınçta 1 mol azot gazı varmış. 12 atmosfer basınçta 1 mol azot gazı var. Helyum ve azot gazlarının ideal davranışta olduğu varsayıldığına göre sabit sıcaklıktaki bu sistemle ilgili devam ediyoruz soruya. Balonların hacimleri birbirine eşittir diyor. Hemen yargılamamızı yapalım. Eğer balonların hacimleri birbirine eşit olsaydı 3 mol şu balonda 4 atmosfer basınç yaptığına göre 1 molün bu balonda daha az basınç yapması lazımdı. 4'ün 3'te 1'i kadar basınç yapması lazımdı. O halde balonların hacimlerinin birbirine eşit olması mümkün değil. Musluk açıldıktan sonra gazların kısmi basınçları birbirine eşit olur diyor. Kısmi basınçların eşit olması için yine gazların bulunduğu kapların hacimlerinin eşit olması gerekli. Bir de mol sayılarının eşit olması gerekli. Birinci seçenekte hacimlerin eşit olmadığını kanıtlamıştık. O halde ikinci seçenek de doğru değildir. Üçüncü yargıya bakıyoruz. Musluk açıldıktan sonra toplam basınç 4,8 atmosfer olur. Şimdi onun hesaplamasını nasıl yapacağız? Sıcaklık sabit diyor. Sıcaklık sabit olduğu zaman ki mol sayılarında da dikkat edersek bir değişme yok. Yani bir gaz eklenmesi söz konusu değil. O zaman sıcaklık sabitse şunu hatırlayalım, PV, T mol sayısı sabit olduğu durumlarda PV bölü T oranı sabitti. O zaman
T'ler de sabit olduğuna göre geriye ne kaldı? Boyle-Mariotte yasası kaldı. Yani aynı sıcaklıkta mol sayısı değişmeyen gazın TV çarpımı sabittir. Bütün bu tip sorularda karışım denklemi dediğimiz, ki çözeltilerde de kullanabiliriz, yoğunluk problemlerinde de kullanabiliriz, molaritede de kullanabiliriz. Burada da gaz hesaplamasında kullanacağız. Bir denklem kullanıyoruz. Kaç tane kabımız varsa o kadar doğum yazacağız. Yani iki kabımız var. O zaman birinci kaptaki P1, V1 çarpımı artı ikinci kaptaki P2, V2 çarpımı. Kabımız 3 tane olsaydı bunu devam ettirebilirdim. Sonuçta eşit olacaktır. Son durumdaki basınçla P son yazıyorum. Çarpı musluğu açtıktan sonra V'leri ne yapmam gerekli? Toplamam gerekli. O zaman V toplam olacak. Şimdi burada P'yi biliyorum. Öyle değil mi? Ama neyi bilmiyorum? V'yi bilmiyorum. V'yi bulmam için PV N RT formülünü kullanabilir miyim? Kullanabilirim. R sabit bir değer. T sıcaklık aynı. O halde burada V'yi yalnız bırakırsam V ne olacaktır? N bölü P olacaktır. P'yi yazıyorum. Kaç atmosfer? 4. V'yi yazıyorum. Ne yazacağım V yerine? 3 bölü. P kaç? 4. 3 bölü 4. Artı ikinci durumdaki P'yi yazıyorum. Evet. 12. Çarpı. İkinci durumdaki mol sayısı bölü basıncı yazıyorum. 1 bölü 12. Eşit diyorum. P sonu arıyorum. V toplam yerine ne yazacağım? 3 bölü 4 artı 1 bölü 12. Neden? Çünkü musluğu açtığım zaman buradaki hacimle buradaki hacim toplanmış olacak. O zaman 3 bölü 4 artı 1 bölü 12. Şurada hemen işlemimizi yapalım. Şunu 3'te mi çarpıyorum? Ne oldu? 9, 10 bölü, niye? 9, bir daha 10 bölü 12. O halde şuradaki 4'ler gitti 3. Artı şuradaki 12'ler gitti 1. Eşittir. Burada ne kaldı? P son çarpı 10 bölü 12. Bu eşitliği çözersek sonucun, yani P sonun 4,8 atmosfer olduğunu göreceksiniz. O halde üçüncü seçeneğimiz doğru oluyor. Doğru seçenek nedir? B seçeneği yalnız 3 olur. Diğer bir soruyu görelim. 3 özdeş elastik balondan, elastik balonu artık biliyoruz. Biri X, diğeri Y, sonuncusu ise Z gazı ile eşit hacimli olacak şekilde oda koşullarında doldurulmuştur. Hemen şuradaki şeklimize uyguluyorum. Birisi diyor X gazı, birisi Y gazı, üçüncüsü ise Z gazı ile doldurulmuş. Z gazı. Ve bunların hacimleri aynı. Oda koşullarında dediklerine göre sıcaklıkları da aynı. Aynı ortamda bir süre sonra gazların balon çeperlerinden sızması nedeniyle, demek ki çeperlerden sızabilecek gazlar var içeride, balonların hacimleri V değişmiş ve VZ büyük, VY büyük, VX olmuş. VZ'nin hacmi Y'den büyükmüş, Y'nin hacmi de X'ten büyükmüş. Z, Y, X işaretimiz bu. Sorunun devamını görelim. Buna göre diyor, bu balonlardaki gazlar için hangileri doğrudur? Son durumda Y'nin mol sayısı X'inkinden küçüktür diyor. Y balonu son durumda X'e göre daha şişkin olduğuna göre içerisinde daha fazla gaz var demektir. O halde Y'nin mol sayısı X'inkinden küçük olamaz. Yayılma hızı büyük olan X'tir diyor. Hacmi en fazla küçülen, yani son durumda hacmi en küçük olan X olduğuna göre X'ten gaz çıkışı en fazla olmuş demektir. O halde aynı sürede en çok gaz X'ten çıktığına göre yayılma hızı en büyük olan X olmalıdır. Doğru ikinci seçeneğimiz. Molekül kütlesi en büyük olan Z'dir diyor.
En az gaz kimden çıkmış? Z'den çıkmış. O halde neden Z'den en az gaz kaçabilmiş? Çünkü yayılma hızı en küçükmüş. Yayılma hızıyla molekül ağırlığı ters orantılıydı. O halde Z'nin molekül ağırlığı en büyüktür. İkinci ve üçüncü seçeneklerimiz doğru oluyor. Aranan seçenek D seçeneği. 2 ve 3 doğrudur diyoruz. Diğer bir soruyu görüyoruz. Yine difüzyonla ilgili bir soru. Ortalama hızla ilgili bir soru. Ve sanıyorum kalemsiz çözebileceğimiz bir soru. Hidrojen ve oksijen gazlarının ortalama hızları ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Dikkatli okursak bir defa da yapabiliriz. 25 santigrat derecedeki hidrojen, 25 santigrat derecedeki oksijenden daha hızlıdır. Molekül ağırlıklarına hemen bakıyorum. Hidrojen 2 olur, oksijen 32 olur. Sıcaklıkları aynı. O zaman molekül ağırlığı küçük olan hidrojen daha hızlı olacaktır. Bir doğru. 100 santigrat derecedeki hidrojen 25 santigrat derecedeki oksijenden daha yavaştır. Hayır, hidrojen hem molekül ağırlığı küçük hem de sıcaklığı çok yüksek. O halde ikinci seçeneğimiz yanlış oluyor. 100 santigrat derecedeki hidrojen 25 santigrat derecedeki hidrojenden daha yavaştır. Bu defa molekül ağırlıkları ama sıcak olan mı daha hızlı gidecek, soğuk olan mı? Tabii ki sıcak olan daha hızlı gidecek. O halde üçüncü seçeneğimiz de yanlıştır. Doğru olan sadece birinci yargımız var. Aranan seçenek yalnız bir A seçeneği. Diğer bir soruya bakıyoruz. İdeal davranıştaki bu problem türünde bir soru. İdeal davranıştaki X4, H8 ve YO2 gazlarından oluşan bir karışım 4,8 mol hidrojen atomu, 4,8 mol hidrojen atomu ve 1,8 mol oksijen atomu içermektedir. Bu karışımın 0 santigrat derece 1 atmosfer basınç altındaki öz kütlesi yani yoğunluğu diyor 2 gram bölü litreymiş olduğuna göre kütlesi kaç gramdır? Bir de uyarı var. X ve Y birer elementtir diyor. Buradan şunu anlıyoruz. Buradaki X ile buradaki Y'nin aynı olması mümkün değil. Yani X farklı bir element, Y farklı bir element. 4,8 mol hidrojen atomu karışımdaki hangi bileşikten gelebilir? Burada hidrojen var mı? Yok. O halde buradan geliyor. 4,8 mol olması için bileşiğin mol sayısının 8'i neyle çarparsam 4,8 olur mantığından 0,6 olması gerekli. 0,6 mol bileşikte çarpı 8, 4,8 mol hidrojen vardır. Yine 1,8 mol oksijen, sadece oksijen YO2 bileşiğinde var. Buradan gelmesi mümkün değil. O halde neyi 2 ile çarparsam 1,8 olur? 0,9'u. 2,09, 1,8. Demek ki benim bileşiğimde 0,6 mol X4, H8, 0,9 mol de YO2 gazları var. Dolayısıyla toplam mol sayısı, bileşiğin toplam mol sayısı kaç mol oluyor? 1,5 mol oluyor. 0,9, 0,6, 1,5 mol. Şimdi ben elimdeki gaz karışımının mol sayısını biliyorum. Koşullarını biliyorum. Neyi soruluyor bana? Kütlesi soruluyor. Kütlesini bulabilmem için bilgi de verilmiş. Yoğunluk bilgisi verilmiş. Yoğunluğun neye eşit olduğunu biliyoruz. D eşittir. Kütle bölü hacim. Şimdi dikkat ediyorum. Kütleyi biliyorum. Özür diliyorum. Yoğunluğu biliyorum. Kütle bulmam gerekli. Hacmi bulmam gerekli. Hacmi nereden bulabilirim? İdeal gaz denklemi dediğim PV, N, R, T'den bulabilirim. Basınç 1 atmosfer verilmiş. Hacmi arıyorum. Mol sayısını buldum. 1,5 yani 3 bölü 2 çarpı sabit yerine 22,4 bölü 273'ü alacağım. Neden olduğunu şimdi görüyorsunuz. 273 çarpı 0 derece. Buraya 0 mı yazacağız? Hayır. Kelvin'e çeviriyorduk. 0 dereceyi Kelvin'e çevirirsem 273. 273'ler birbirini götürdü.
22,4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 11,2. 3 ile çarpıyorum. 33,6 litre buluyorum. Demek ki gazımın hacmi 33,6 litreymiş. Şimdi buraya geliyorum. Bana kütle sorulduğuna göre yoğunluk çarpı hacim, yoğunluğu verilmiş 2 gram bölü litre. Hacmini bulduk. 33,6 litre. Litreler gitti. İki katını alırsam 67,2 gram kaldı. O halde 67,2 gramı arıyoruz. O da nerede var? B seçeneğinde var. Demek ki doğru seçenek B'dir. Diğer bir soru geldi. Kapalı bir cam kapta eşit mol sayısındanın altını çizmemiz gerekli. Kükürt dioksit ve NO2 gaz karışımı vardır. Bu karışımda sabit sıcaklıkta bir tepkime denklemi verilmiş. Tepkimesi oluşmaktadır diyor. Hemen tepkime denklemini buraya alıyorum. Kükürt dioksit gaz artı azot dioksit gaz. Tepkimeden sonra kükürt trioksit gaz ve azot monoksit gaz. Sorunun devamını görüyoruz. Bu sistemle ilgili olarak tepkime süresince hangileri doğrudur? Verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi dikkat edersek başlangıçta kükürt dioksit ve azot dioksitten eşit mol sayısında alındığı söylenmişti. O zaman diyorum ki bundan 1 mol almış olsam, bundan da 1 mol almış olsam, olayın başlangıcında henüz bunlar olmadığı için yok. Olay devam ettiği sürece tepkime size diyor ki 1 mol kükürt dioksit, 1 mol azot dioksitle tepkimeye girer ve olay sonucunda 1 mol kükürt trioksit, 1 mol de azot monoksit oluşur. Birinci yargımızda kükürt dioksit ve azot dioksit gazlarının kısmi basınçları eşittir diyor tepkime süresince. Dikkat ediyorum, başlangıçtaki mol sayıları eşitti. Tepkime sürerken bunlar azalacak. Bu 1 azalırken bu da kaç azalacak? 1 azalacak. O zaman azalma oranları aynı olduğuna göre molle de basınç doğru orantılı, kısmi basınçlar da sürekli eşit olacaktır. İkinci yargımız, gaz karışımının toplam mol sayısı artar diyor. Dikkat ediyoruz, başlangıçta kaç mol vardı toplam? 2 mol. Tamamen tepkime bitti varsayalım, olayın sonunda kaç mol var? Yine 2 mol var. O halde toplam mol sayısı artmıyor. Gaz karışımının toplam basıncı artar diyor. Basıncın artması için ya mol sayısı artmalı ya sıcaklık artmalı. Sıcaklığın sabit olduğunu soruda söylemişti. Burada mol sayısı da artmadığına göre basıncın artması da mümkün değil. Bize doğruyu soruyordu. Sadece bir doğru, o da hangi seçenekte? A seçeneğinde oluyor. Diye bir soruyu görüyoruz arkadaşlar. Manometreli bir soru. İki tane şekil var. Açık hava basıncının 750 mm civa olduğu bir yerde pistonlu bir silindirdeki gazın basıncı açık uçlu bir manometre ile, açık uçlu manometre şekil 1'de dikkat ediyorsunuz, şekil 1'deki gibi ölçülmüştür. Sıcaklık sabit tutularak gazın hacmi yarıya indirilir ve şekil 2'deki gibi kapalı uçlu bir manometre kullanılırsa aşağıdaki durumlardan hangisi gözlenir diyor. Aşağıdaki durumlara geçmeden şekil 1'i bir inceliyoruz. Dış basınç ne kadarmış? 750 mm civa. Manometrede gaz mı kuvvetli, dış basınç mı kuvvetli diyorum. Hemen bakıyorum. Dış basınç civayı 450 mm gaza doğru itmiş. O halde dış basınç daha kuvvetli. Dış basınç 750. Ne kadar kuvvetli? 450 kadar kuvvetli. Oradan gazın basıncını bulabilir miyim? Gazın basıncını bulabilir miyim? P gaz ne olacaktır? 750 dış basınçtı. Kuvvetli ne kadar kuvvetli? 450 kadar kuvvetli. O halde ilk durumda gazın basıncı 300 milimetre civa. Ama diyor ki, gazın hacmi yarıya indirilir diyor. Pistonu itiyorum, gazın hacmini yarıya indiriyorum. Oradan sonra diğer manometreye bağlayacağım. Şimdi 300 milimetre civa basıncı var. Hangi hacimde diyelim ki? V hacminde.
Ben hacmi yarıya indirirsem aynı sıcaklıkta ne oluyordu? Hacimle basınç ters orantılıydı. Hacim yarıya iniyorsa basınç ters orantı iki katına çıkacak. O zaman ne olur? 600 milimetre civa olur. Ha şimdi 600 milimetre civa basıncındaki gaz kabını kapalı manometreye takacağım. Acaba diyor hangi durum gözlenir? Durumları görelim. Kapalı manometre doğrudan doğruya kabın basıncını gösteriyordu. O halde kapalı manometrede kapalı uç tarafında hangisinde 600 milimetre değerini görüyorsam o doğru yanıt olacak. Hangisinde görüyorum? B seçeneğinde görüyorum. Dikkatli izlerseniz B seçeneğinde boşluk tarafında yani kapalı uçta 600 milimetre yükselmiş civa. O halde aranan yanıt B seçeneğidir diyoruz. Diğer bir soruyu görüyoruz. Bir grafik verilmiş. Basınç hacim değişimini gösteriyor. İki farklı sıcaklıktaki basınç ve hacim değişimini gösteriyor. T1 ve T2 sıcaklıkları. Yukarıdaki grafikte mol sayısı N olan bir ideal gazın T1 ve T2 sıcaklıklarındaki basınç hacim değişimleri gösterilmiştir diyor. Devamını görelim sorunun. İdeal gaz kanunu ve grafikteki bilgilerden yararlanarak belli bir miktar ideal gaz için aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz şeklinde bir yönlendirme var. Grafiği yine çok basit olarak şuraya almaya çalışayım. Basınç atmosfer olarak verilmiş, hacim litre olarak verilmiş. İki tane eğrim var. Dıştaki T2 sıcaklığında, içteki T1 sıcaklığında çizilmiş. Ve şu şekilde de bir değerlendirme var. Grafiğimizde varmış zaten seçeneklerin yanında. Sabit hacimde basınç sıcaklıkla artar diyor. Hacmi sabit tuttuğum zaman sıcaklık arttıkça basınç da artacaktı. Grafik onu gösteriyor. O halde A seçeneği doğru. A seçeneğindeki yargıya ulaşabilirim. B seçeneğinde sabit sıcaklıkta basınç hacimle artar diyor. Şimdi dikkat edersek sabit sıcaklıkta, örneğin T2 sıcaklığına bakayım. Basınç hacimle artar diyor. Bakıyorum T2 sıcaklığında geriye doğru giderken basınç artıyor. Şu şekilde basınç gittikçe yükseliyor. Ama basınç yükselirken hacim ne oluyor? Geriye doğru geliyorum, azalıyor. O halde sabit sıcaklıkta basıncın hacimle arttığını, arttığı yargısına ulaşamıyorum. Yani aranan seçenek B seçeneği oluyor. T2 sıcaklığı T1'den yüksektir diyor. T2 sıcaklığındaki basınç hacim çarpımına bakarsam daha yüksek olduğunu görüyorum. O yargıya varabilirim. Sabit sıcaklıkta gazın PV çarpımı sabittir diyor. Sabit sıcaklıkta örneğin 3 atmosfer basınçta 3 litre hacmi var. 3 çarpı 3, 9. T1 sıcaklığına bakıyorum. Hemen altta 2 atmosfer basınçta 4,5'u gösteriyor. 2 çarpı 4,5 o da 9. O yargıya da varabiliyorum. PV çarpımı T2'de T1'dekinden daha büyüktür diyor. Zaten grafikten hemen PV çarpımına bakarsak T2'deki değerlerin daha büyük olduğunu görebiliriz. O halde aranan seçenek B seçeneğidir. Sabit sıcaklıkta basınç hacimle artmaz. Değerli arkadaşlar, bu dersimizde maddenin gaz haliyle ilgili çalışmalarımızı bitirmiş oluyoruz. Bir dahaki dersimize kadar tümünüze iyi çalışmalar diliyorum.